Off-season'da herkes hazır değildi. Off-season'da herkes hazır olmadığı için taraftarlar veya community diyeyim, tier listleri off-season'a göre planladılar. Yani normal olabilecek şeyler bunlar. Favori takımlarını kaybediyor olması, kötü bir maç geçirebiliyor olması veya kötü bir hafta geçirebiliyor olması bunlar normal şeyler. Neden kaybettik? Öncelikle yeni bir kadromuz var. Çok daha yeniyiz şu an. Taraftarın da bizden beklentisinin farkındayız hepimiz. Çok kötü bir oyun oynadık. Düzeltmeye çalışıyoruz. Günün 24 saati neredeyse oyun oynayarak geçiyor bizim için. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Üzgünüz kaybettiğimiz için ama düzeleceğine inanıyorum. Evet, tekrar beraberiz. Çok çekişmeli, çok keyifli bir İKT geride bıraktık ve Galacticos Fireflux'ı yenmeyi başardı Hasan haritasında bir oyun. Ama Fireflux'ın da bence biraz düşünmesi, biraz sorgulaması gereken bir seri oldu. Biz bu sonucu zaten bekliyorduk. Fenerbahçe'yi yenmeyi. I mean, yeah, I'm aware of the rivalry between the two teams. Leader told me about it, how last year as well they were the underdogs in the game. And S2G hasn't won single map yet against them, as far as I know from what Leader told me. So yeah, we're just continuing the trend. I mean, I don't really care if we are underdogs or not. We're gonna do our best always, and we did. And we came victorious on it, so I'm happy with that. Kimse yok yanında. Tek başına kaldı burada Doma. Elindeki silahla beraber iki tane skor çıkarttı. Emin misin? Vuruyor. Doma tek kişiye yeterli dedi Doma. Hangi iki? İki tane iki. Dört yapar. Bence Galacticos zaten ligin favori takımlarından biri. Biz zaten o maçın içine giremedik. Yani oyunun içine giremedik bir türlü. Bir vurabildi. Lurz yardımda iyi bir sprey var ve son oyuncu Soul Shibble çıktı. Bir skor 2 gelir mi diye bakıyorum. Uçarak Gipop geldi. FF kartı oynadığım oyun benim aslında kendi oynadığım oyundu. Hani benim normalde Prime'ımda olduğum bir oyundu. Fikri ortaya çıkana kadar Jilersi'yi yakaladı. Rende geldi resmen Jilersi'de. Toplamış ki Jilersi'de tamamlıyor. Düzeltiyorum 4 kill oldu. Sup belli başlı bütün oyuncuları, yani Tiro, genç, diğer oyuncuların hepsi tecrübeli. Hepsi yani top tier seviye oyuncular. O yüzden tecrübe birazcık ağır basabiliyor. Yani rotasyona karşı dikkat göster. Ben yürüyor yalnız. İster ben gördü rakibini erkenden, diğerinden fark et, ister benden harika vuruşlar ve. Ne İstanbul Valkes hani unexpected hareketler yaptığı için ligdeki birçok oyuncu beklemiyor bu hareketleri. Yani hiç beklenmedik galibiyetler aldılar. Şu an playoff'un %100 çıkacakları arasında yer alıyor mesela İstanbul Valkets. Bu konu hakkında biz takımca kazanmaya çalışıyoruz. Ama ben tabii ki bireysel performansımı daha da yükseltmeye devam edeceğim. Fazla seçenek kalmadı. Yani şimdi çekilecek çok bir yer yok. Darke son kalabilsin. Muhteşem bir sort. Bir de şoku var. Kalan iki oyuncunun çok fazla canı yok. Darke flash büke gitti. Birer birer bırakıyor rakiplerini ve birinci ölçü yok artık. Darke ardı arkası kesilmeden yetenek dalgasını öyle bir kullandı ki muhteşem bir clutch. 4 tane firepower oyuncusu var. Diğer takımlara göre aim olarak çok fazla üstünüz bence. Çok güçlüyüz bu konuda. Çıkarsa Deepmans buldu. Deepmans da rahat olabilir ama Deepmans terse bakıyordu ve Muş. Deepmans'ı yakaladı. Köpürtü bekleyende Aslan Maşadov. Evet. Çocuğu var. Mini bir tane skor çıkarttı ama oradaki Small'un kenarındaki boşluktan Aslan. Asıl önemli olan playoff aşaması. Playoff'a kaldığında playoff'ta ne olacağını kimse bilemez.